Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar, merhabalar. Evet, dolar TL diyoruz yine ve dolar TL bugün oldukça hareketli bir gün yaşadım. 5.32-37 seviyelerine kadar bir yükseliş gösterdim. 5.35-32 aralığındaki direnç bölgesini test ettim. Ancak bu direnç üzerinde kalıcı olamayaraktan 5.30 üzerinde bir süre tutunma çabası göstermiş olsa da özellikle şu barda görmekte olduğunuz gibi son saat 20'de başlayan barda görmekte olduğunuz gibi sert bir geri çekilmeyle tekrardan 5.25, 5.27, 5.28 bölgesine geri dönüş yaşamış oldum. Sevgili arkadaşlar, dolar TL'nin bugün hareketli olmasında ki en önemli etkenlerin başında dolar endeksinin 97'ler üzerine çıkmış olması veya bir başka ifadeyle küresel piyasalarda doların değer kazanma eğiliminin gündemde olması ve hepsinden de önemlisi birkaç gün öncesine kadar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmakta olan doların bugün de gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması, bir başka ifadeyle gelişme eğiliminde olan ülkelerin para birimlerindeki güçsüz seyir, biz de bunlardan bir tanesi olduğumuz için bizim de güçsüz bir seyir içerisinde olmamıza sebep oldu. Yani arkadaşlar, son birkaç gündür özellikle küresel etkenlerin etkisi altında bulunuyoruz ve 5.30 civarında 5.30 direncini geçmek ve burayı zorlamak adına bir çabanın gözlendiğini fark ediyoruz. Bir başka ifadeyle arkadaşlar, Dolar-TL güçlü seyrini devam ettirmekte. Arkadaşlar, Dolar-TL ile ilgili olarak bugün özellikle söylenmesi, izah edilmesi gereken bir durum daha var ki ben bu açıklamayı çok önemli görmekteyim. Önümüzdeki birkaç günlük süre içerisinde hatta seçimler sürecine kadar da bugün yapılan bu açıklamanın önemli etkilerini veyahut da yansımalarına tanık olabiliriz. Neydi arkadaşlar bu? Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya bugün bir açıklama yaptı. Öncelikle beklenti anketi adı altında her ay belli şirket ve kuruluşların görüşleri alınmakta ve onların tahminleri doğrultusunda Merkez Bankası genel bir beklenti anketi oluşturup kamuoyuna duyurmakta. Ve bu anket itibariyle dolar TL'nin yıl sonu itibariyle tahmin edilen seviyesinin 6.18'den 5.98 seviyesine gerilemiş olduğunu ifade etti. Yani bir önceki aki beklenti anketinde çıkan 6.18 imiş. Şu anda bunu bir miktar revize ediyorlar. Daha doğrusu anketlerden çıkan sonuç bu olduğu için revize edilmiş oluyor. 5.98 biz diyelim 6. Yani arkadaşlar, iş dünyası yıl sonu için Dolar-TL'ye yönelik olarak beklentisini ve Merkez Bankası'nın da katıldığı bu beklentiye göre 6 seviyesi olarak açıklanmış durumda. Ancak bu anket sürekli olarak tekrarlandığı için önümüzdeki ay ne çıkar, sonraki ay ne çıkar bunu bilmek mümkün değil. Yine enflasyona dair yine iyimser beklentiler söz konusu ve Merkez Bankası büyüme beklentisi olarak ise 1.4'ten 1.2'ye düşürmüş. Aslında bu beklentilerin içerisinde en önemli faktörlerden bir tanesi de büyüme oranımızın gittikçe gerilemeye başlaması. Yani tahmin edilenden de daha revize edilmek kaydıyla daha düşük bir büyümeye doğru gidiyor olmamız. Kaldı ki bugün açıklanan sanayi üretim verilerinin de çok ama çok büyük bir daralmaya işaret etmesi zaten büyüyemeyeceğimizin bir göstergesi şeklinde tanımlanabilir. Merkez Bankası arkadaşlar bugün aslında en önemli husus olarak şunu söyledi. Dedi ki piyasalardaki finansal istikrarı sağlayabilmek adına nakit akışı konusunda adımlar atabiliriz, likidite adımları atabiliriz dedi. Değerli arkadaşlar, bu açıklama aslında çok önemli. Çünkü bu açıklama öncesinde sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz. Enflasyona dair iyimser beklentilerimiz devam ediyor. Bu konulardan asla taviz vermeyeceğiz gibi açıklamaları yaptı ama en sonunda yapmış olduğu bu finansal piyasalardaki finansal istikrarı temin edebilmek, sağlayabilmek adına likidite adımları atabiliriz. İşte bu cümle benim çok önemli boyutlarda dikkatimi çekmiş durumda arkadaşlar. Merkez Bankası'nın likidite adımları atması demek, Merkez Bankası'nın bir şekilde piyasadaki likit sorununun yani para probleminin, nakit para probleminin var olduğunu fark etmesi anlamına geliyor. Piyasada para olmayınca ticaret dönmüyor, mekanizmalar dönmüyor. Merkez Bankası'nın bu manada aslında iki anlamda bu tavra girmiş olabilir. Birinci olarak piyasada bir şekilde bir para hareketliliğinin olmasını, bir likidite bolluğu yaratarak bir aktivitenin oluşmasını sağlamak bakımından bir düşüncesi olabilir. İkinci bir düşünce olarak ise dolara ihtiyacı olduğu için ciddi seviyede yaklaşan dış borçlarımızın olması, dış ülkelerden borç alma imkanlarımızın kısıtlı olması ve bu borçların ödenmesi hususunda
her geçen gün artmakta olan hane halkının dövize olan ilgisi ki bugün açıklanan verilere göre 18. haftadır hane halkı bir önceki haftaya oranla döviz tevdiat oranını artırmakta. Bütün bunları bir araya aldığımız zaman Merkez Bankası piyasadan döviz alma ihtiyacını hissedebilir şeklinde bir sonuç ortaya çıkmakta. Yani arkadaşlar Merkez Bankası'nın piyasadaki likidite koşullarına müdahale etmesi, likidite adımları atmasının birinci anlamı piyasadan döviz almak olarak düşünülebilir. İkinci bir nokta ise arkadaşlar belki bankaların muzdan karşılıklarını azaltmak şeklinde bir tavır içinde girip bankaların bu anlamda elini bir miktar rahatlatmak şeklinde bir düşünce içerisinde olabilir. Ama bütün bunların sonucu nereye varıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Piyasada artık sıkı duruş hususunda gösterilen disiplinin yavaş yavaş gevşetilebileceği anlamı çıkıyor. Yani bir yandan faiz indirmemek noktasında sıkı duruşu devam ettirmek, enflasyonla mücadele etmek anlamında sıkı duruşundan taviz vermemek şeklinde ileri sürülen söylemler ama diğer taraftan gerçek manada bu bahsettiğim şekilde likidite koşullarını, para bolluğu, para rahatlığı koşullarını artırmak adına atılacak olan adımlarda eğer ki bakınız illa böyle yapacak demek mümkün değil. Eğer ki Merkez Bankası kalkıp da piyasadan döviz satın almak üzere döviz açığını kapatmak ve bu şekildeki dolarizasyon pozisyonunu artırmak yönünde bir adım atacak olursa işte bu durumda dolarda bir yukarı eğilimin arz talep dengesi gereğince oluşabileceğini, başlayabileceğini düşünebiliriz. Zira arkadaşlar bir şeye talep olursa bunun fiyatı artacaktır malumunuz üzere ve Merkez Bankası düne kadar bir şekilde hatta bugün de dahil olmak kaydıyla son dönemler itibariyle Merkez Bankası sıfatıyla biyop piyasasında short işlemleri yapmak kaydıyla doları baskılıyordu. Doların yükselmesine engel oluyordu. Şimdi burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Merkez Bankası piyasadan dolar almak ve böyle bir düşünce kafasında var ise tabii ki ucuzdan almayı düşünecektir. Pahalı yüksek fiyattan almak hiçbir ekonomik mantığa uymayacaktır. Böyle bir düşüncesi var ve bu sebepten dolayı da doları baskılıyor. Hani doları baskılamasının sebepleri arasında böyle bir düşüncenin altyapısı da mı vardı şeklinde bir düşünceyi de aklımıza getirmekte. Bugün de arkadaşlar Merkez Bankası dolar TL üzerinde viyop piyasasında baskısını devam ettirdi. 5.30'un üzerine çıktığı anlarda birazdan sizlere rakamları vereceğim bir şekilde short işlemlerini artırdığını görmekteyiz. O halde Merkez Bankası doların yükselmesini engellemek ve baskılamak çabasıyla bir taraftan da piyasadan dolar toplamak şeklinde bir eğilim içerisine girecek olursa eğer ki bugün Sayın Çetinkaya'nın söylemiş olduğu bu likidite koşullarına, adımlarına, başlayacaklarına dair söyleminin ardından dolar alımı şeklinde bir strateji gelecek olursa ki bu ihtimali ben biraz yüksek görmeye başladım bu açıklamalarla bu durumda arkadaşlar alımlar varsa bir şekilde dolar TL'de güçlü seyrin kademeli bir şekilde devam etmesini bekleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine söylüyorum. Sizler eğer dolar TL'de geçmiş tarihlerde olduğu gibi çok büyük sıçramalar bekliyorsanız ancak Rahip Brunson vesaire tarzında çok büyük bir krizin olması lazım ki öylesine 3-5 gün içerisinde büyük ataklar söz konusu olabilsin. Ancak bu olayın dışında genel koşullar ve genel tabloya baktığımız zaman dolar TL'nin uzunca bir zamandan beri artık ezberlemiş olduğunuz üzere yukarı eğiliminin devam edeceğine dair kanaatim devam etmekte. Bir önceki analizimde S400 füzeleriyle ilgili olarak bir gerginliğin oluştuğunu net bir yaklaşım ile bu füzelerin Türkiye'deki NATO ülkelerinin ve füzelerinin savunma güvenlik sistemlerini tehdit edici özelliklere sahip olması nedeniyle çok affedersiniz Rusya'dan bunların alımından vazgeçilmesi ve bir anlamda başka da bir çareniz yok anlamına gelecek şekilde yaklaşımların olması yeni bir kriz sebebi olarak değerlendirilebilir. Ama bu konuyla ilgili olarak henüz sıcak görüşmeler olmadı. Özellikle önümüzdeki hafta zannediyorum Brüksel'de yapılacak olan bir NATO zirvesi var. İşte bu önümüzdeki hafta NATO zirvesinden bir kriz sonucu ortaya çıkarsa yani Batı ciddi bir şekilde rest çekip de bu füzeler alınmayacak alınırsa müttefiklerimizin kararı doğrultusunda sizlerle ilişkilerimizde sorun yaşarız, NATO ülkeleri bazında sıkıntı oluşur şeklinde bir tablo ortaya çıkarsa
Amerika bu konuda NATO'nun arkasında yer alırsa ve kaldı ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi'de yapmış olduğu zirvede Amerika'nın hiçbir şekilde hoşnut olmadığı İran'la olan bir işbirliği çerçeve ortamının oluşması, sıkı ilişkilerin, yakın ilişkilerin oluşması ve bir diğer yandan da Venezuela ile ilgili olarak ilişkilerimizin, ticari ilişkilerimizin hala sıcak boyutta olması, arkadaşlar bütün ve tabii ki Suriye meselesi, Suriye ile özdeşleşmeyen politikalarımız ABD açısından söylüyorum. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ABD ile her an tekrardan bir gerginlik yaşama, bir restleşmenin ortasında kendimizi bulabiliriz. Değerli arkadaşlar, işte dolar TL'nin kaderi böylesine garip ve böylesine enteresan bir durumda. O kadar çok faktörün etkisi altındaki ki en ufak bir söylemin dahi ciddi şekilde bir hareketlilik yaratabildiğine tanık olabiliyoruz. Dileriz ki bu hareketlilikler bir kriz boyutuna ulaşmasın. Beklenmedik şekilde çok olağanüstü fiyat hareketleri oluşmasın. Evet, biliyorum birçok kişi yüksek seviyelerden dolar almış olabilir. Bir anda doların 8-10 lira olmasını beklemeleri kendi menfaatleri açısından uygun gibi görünebilir. Ama arkadaşlar birazcık da insaflı olmak gerekiyor. Yani bir anda doların 5-20'lerden 5-30'lardan 8'lere 10'lara fırlaması gerçek manada bizlere, yarınlarda evlatlarımıza çok kötü bir Türkiye gerçeği bırakmak anlamına gelecektir. Bu açıdan olaya birazcık da bu yönden bakmak gerekiyor. Arkadaşlar sakın bu söylemlerimden yanlış bir mana çıkarılmasın. Ben olayın tamamıyla farklı bir boyutundayım ama şu gerçek, bu benim bu şekildeki düşüncelerimi değiştirmiyor. Gördüğüm ekonomik gerçekler, gördüğüm grafikler ve gördüğüm tablo maalesef ve maalesef ki doların TL karşısında güçlü eğilimini devam ettireceğim. TL'nin bu mevcut enflasyon koşulları altında gücünü sürekli olarak kaybettireceği ve dolar TL'deki kademeli olarak yükseliş eğiliminin özellikle seçimler yaklaştıkça ve özellikle de seçimlerden sonra biraz daha ivmelenmek suretiyle devam edebileceği yönündedir. Hiçbir şekilde 5 seviyesinin aşağısına gibi bir beklentinin olmadığını zaten uzunca bir zamandan beri dinleyenler beni biliyorlar. Yeni dinleyen arkadaşlar için bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle gün içerisinde Twitter adresimden aktarmış olduğum yorumlarımda pivot seviyelerini esas almak kaydıyla dolar TL'nin şurada görmekte olduğunuz gibi 5.32-5.37 seviyesinde bir pivot direncinin olduğunu, 5.30 üzerinde kaldığı müddetçe ilk pivot direncinin veya ulaşabileceği ilk seviyenin burası olduğunu ifade etmiştim. Nitekim en yüksek seviye olarak burası görüldü ve buradan aşağı doğru bir eğilim yaşanmaya başlandı. Arkadaşlar grafiğimi günlük boyuta çeviriyorum, günlük periyoda çeviriyorum ve şu an itibariyle dolar TL 5.27-5.34 seviyelerinde 23.6'ya denk gelen 5.27.09 Fibonacci desteğimiz etrafında bulunmaktayız. Burası arkadaşlar son günlerde 5.30'a yaklaşım gösteriyor, ardından tekrar 5.27.6 ve 5.26'lar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadıktan sonra tekrardan bu direnci aşmak için bir çaba mevcut. Yani arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz gibi 4-5 gündür 5.27 üzerinde tutunma, burayı destek yapma adına bir gayret gözleniyor. Şayet bu çabalar başarılı olunur ve bu 5.27 seviyesi net bir destek haline getirilir. Üzerinde minimum 2 kapanış görmeye başlarsak bu durumda 38.2'ye denk gelen 5.33-5.34 seviyesinin ilk direnç olarak karşımıza geleceğine, ardından ise arkadaşlar 5.40-5.42 bölgesinin bir hedef haline gelebileceğini görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, şu an için henüz saat 24'ten önceki dilimdeyiz. Bugünün gün sonu rakamları kapanışlara yansımış durumda değil. Gece 24'ten sonra ben mutlaka yarına yönelik olarak milimetrik bir şekilde pivot destek ve dirençlerini aktaracağım. Ancak bu seviyelerden bir kapanış olduğunu dikkate alacak olursak 5.28-5.34 seviyesinin yarın için bir pivot seviyesi özelliğinde olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.25'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinin mevcut olduğunu, ancak bu seviye üzerinde kalmak ve bu seviyeyi destek haline getirmek kayıt ve koşuluyla ilk ulaşabileceğimiz noktanın yine 5.30 direnç bölgesi olduğunu, buranın üzerinde kalınıyor ise 5.30 seviyesi üzerinde en az bir 2-3 saatlik bir kapanış görebiliyor isek bu durumda 5.34'e doğru, 5.34-5.38'e doğru bir hareketlenmenin beklenmesi mümkün olabilir. Pivot seviyeleri üzerinde kalınması arkadaşlar bir sonraki hedefin neresi olabileceğine dair bizlere fikir vermekte. Sevgili arkadaşlar, güç göstergemiz olarak bakalım bir de ne konumdayız. Evet.
Evet, şuradaki 50 referans bölgemizin olduğunu söylemiştim. Bu bölgenin üzerine çıkmış durumdayız. Zira bu bölgenin üzerine çıkıldığı zamanlarda güçlü seyrin devam ettiğini, geri çekilmelerin ise sınırlı kaldığını, geri çekilmekten ziyade, geri çekilme oranından ziyade yukarı atakların biraz daha yoğun olabildiğini görmüş bulunmaktayız. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Merkez Bankası bugün ne yaptı sorumuza cevap bulmaya çalışalım. Merkez Bankası bugün yine short işlemleri yapmaya devam etti. Zira 5.30'un üzerine çıkıldığı zaman birkaç gün öncesine kadar 5.30 yakınlarında Şubat vadede Merkez Bankası'nın herhangi bir short işlemine tanık olmuyordu. Ama bugün 5.30'un üzerine çıkınca biraz önce de izah etmiş olduğum sebeplerle, yani bu likidite konusuyla alakalı olarak Merkez Bankası dolar almayı düşünüyorsa tabii ki doların yükselmesini istemeyecektir. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın Şubat vadede birkaç günden beri, geçtiğimiz haftadan beri hiç yapmadığı üzere bugün tekrardan 7673 kontrat short pozisyon açtığını görmüş bulunuyoruz. Mart ve Nisan vadede Merkez Bankası istikrarlı bir şekilde short pozisyonlar açmaya devam ediyordu. Ve arkadaşlar bugün de 9130 kontrat short pozisyon açtığını görüyoruz. Nisan ve Mart vade itibariyle ve Nisan vadeye bakacak olursak arkadaşlar, Nisan vade itibariyle de Merkez Bankası'nın bugün 1000 kontrat civarında, 1010 kontrat civarında short pozisyon açtığını ve short pozisyon açma noktasındaki işlemlerine devam ettiğini görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak şu an söylenecekler bunlardan ibaret. Ekstra bir durum, ekstra bir gelişme söz konusu olursa, gecenin geç saatleriyle olsa tekrardan yorum geçebiliyorum. Arkadaşlar, yapılan açıklama ve analizlerden anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yine gün içerisinde ve gece 24'ten sonra aktarılan gün sonuna dair verilerin bir sonraki güne yönelik oluşturduğu destek ve direnç seviyelerin hakkında bilgi sahibi olmak için ise Haluk Canber Twitter adresinden takip edip izleyebilirsiniz. Efendim teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum, saygılarımla.